Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ceylan. iPhone 11 inceleme videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle önemli bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. 2021'de iPhone 11 alınır mı? Bu yıl için yeterli bir telefon mu? Gelin hep beraber öğrenelim. iPhone 11 150.9 milimetrelik boy, 75.7 milimetrelik en ve 8.3 milimetrelik kalınlık ölçüleri ile karşımıza çıkıyor. Boyut olarak çok ufak bir telefon değil. Kenarlara doğru da incelem yapısı olmadığı için Diğer telefonlarla benzer kalınlığa sahip olmasına rağmen kalın bir hissiyat veriyor. Son dönemlerde daha çok duyduğumuz kompakt telefon tabirine uymasa da bence ideal bir boyuta sahip. Fakat 194 gramlık ağırlığı serçe parmağınızı alttan destek olarak kullanıyorsanız bir süre sonra ağrı yapmasına sebep olabiliyor. Ön ve arka paneli camdan olan bu telefonun çerçevesi ise 7000 serisi alüminyumdan oluşuyor. Tuttuğunuz zaman gayet üst seviye kaliteli bir hissiyat veriyor. Son dönem Samsung telefonları üst seviyelerde dahi plastik kasa kullanırken iPhone'un cam ve alüminyum çerçeveden vazgeçmemesi sevindirici. Telefon sadece tek SIM ile geliyor Türkiye'ye fakat Çin gibi bazı bölgelerde çift SIMli seçeneklerde bulunuyor. Amiral gemisi dediğimiz üst sınıf telefonlarda bulunması gerektiği gibi IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor ve bunun sayesinde 2 metre derinlikte 30 dakika suya karşı dayanıklı. Fakat burada kastedilen tuzlu su değil, denize girenler dikkat etsin. Apple bu telefon modelinde 6 farklı renk seçeneği sunmayı tercih etmiş. Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmızı ve beyaz. Kırmızı gittikçe açılıyor. Bu sene yine tadında bir kırmızı fakat iPhone 12'nin kırmızısını hiç beğenmedim. Renk tercihi yaparken size tek tavsiyem internette gördüğünüz renklere aldanmayın. Kesinlikle gidip dükkanda görün özellikle yeşil rengin alakası yok. Gelelim telefonun en negatif, en geride kalmış özelliği olan ekranına. Bu konu biraz tartışma konusu oldu. Çünkü kimisi yerden yere vurdu ekranı, kimisi de saçma bir şekilde övmeye çalıştı. Ön tarafta 6.1 inçlik IPS LCD bir panel bizi karşılıyor. IPS LCD ne demek oluyor? Yani OLED değil. Uzun zamandır üst seviye bütün telefonlar OLED panellerle karşımıza çıkar. OLED panellerin renk doğruluğu, siyah performansları özellikle gece kullanımlarında harikadır. Fakat burada kullanılan LCD panel, Apple'ın da Liquid Retina diye isimlendirdiği bu panel gayet kaliteli bir panel. Bir video izlediğiniz zaman, bir fotoğrafı incelediğiniz zaman ya da bir döküman okuduğunuz zaman bu ekran ne kadar kötü demiyorsunuz. Fakat daha iyi olabilirdi. Bu telefonun hakkı olan ekran bu değil diyorsunuz net bir şekilde. 828'e 1792'lik bir ekranı var. HD bir ekran. iPhone 11 diyorsunuz. Asgari maaşın 3 katına satılan bir telefon. Yurt dışında da 700 dolarlık az olmayan bir ücrete satılan bir telefon ve HD ekranla geliyor. 326 PPI değerinde. PPI piksel yoğunluğu demek oluyor. Uzun zamandır Apple telefonlarda böyle. Fakat amiral gemisi telefonlarda genelde 450 500 ve üzeri piksel yoğunluklarını görürüz. Özellikle gece yatarken karanlıkta telefonumu kullanırım diyorsanız gözleriniz yanmaya başlıyor. Çünkü panelinden ötürü siyahları kapatamadığı için gri bir şekilde yüzünüze ışık vurmaya devam ediyor. Parlaklık seviyesine gelecek olursak 625 nitlik bir ekran var. Kötü bir parlaklık değeri mi? Hayır. Gayet iyi. Gayet yetiyor. Dışarıda kullanırken arttırma ihtiyacı duymadım. Ama parlak yaz günlerinde daha iyi olsaydı iyi olurdu diyebilirsiniz. Peki bu ekran kaç Hz'lik bir panel kullanıyor? Biliyorsunuz son dönemlerde 90 Hz'ler, 120 Hz'ler baya bir moda oldu. Oyun oynarken ya da dinamik sahneleri izlerken daha akıcı bir görüntü sunuyor yüksek Hz'li paneller. Fakat Apple dünyadan haberi yokmuşçasına 60 Hz'lik paneller kullanmaya devam ediyor iPhone 12'de de durum böyle. Fakat bu sınıftaki bir telefon için iyi yeterli değil. Harika olması gerekirdi. Her ne kadar ekran doğruluğu hiç fena olmasa da Asat'ın ilerisine götüremiyor bu ekranı. Biraz da gelelim telefonun güçlü olduğu yönlerine. Telefonun kalbinde A13 Bionic işlemcisi bulunuyor. Apple uzun zamandır dünyanın en güçlü işlemcilerini üretiyor. Kaba bir tabirle Android camiasının yeni işlemcileri Apple'ın bir sene önceki işlemcileriyle ancak kafa kafaya kapışabiliyor. Özellikle grafik performansında arabaya açılıyor. Fakat bu işlemci bu sene için bile gayet güçlü, gayet yeterli bir işlemci. Kesinlikle vasat olduğunu düşünmeyin. Babalar gibi çalışıyor. Gelelim telefonun RAM ve hafıza değerlerine. 4 GB'lık bir RAM ile karşımıza çıkıyor. Zannetmeyin ki bu 4 GB RAM bize yetmeyecek. Android camiasında bunun 2 hatta 3 katı değerleri bile görebiliyoruz. Fakat iOS işletim sistemi sayesinde bu RAM gayet yeterli oluyor. Tabi keşke Android gibi yüksek RAM değerleri koysalardı da telefon uçup gitseydi. 2 aydan fazladır bu telefonu kullanıyorum. Bir kere bile RAM'den dolayı bir takılma hissetmedim. Bu sene de gayet iş görür. Gelelim telefonun diğer bir sıkıntısına hafıza seçenekleri biraz utanç verici. Çünkü telefon 64 GB ile başlıyor. Ne çıktığı dönem için ne bugün için yeterli bir değer değil 64 GB. Özellikle kamera yetenekleri ile öne çıkan bir telefonun bu kadar az bir depolama seçeneğiyle gelmesi utanç verici. O yüzden iPhone 11 alacak arkadaşlara tavsiyem bütçeniz yetiyorsa 128 GB'ı değerlendirin. Android tarafında 512 GB'lık modelleri dahi görebiliyoruz. Apple yani. Oldu mu şimdi? Bu arada telefonda hafıza kartı girişi de olmadığı için yüksek gigabaytlı versiyonu almaya yönelmek zorundayız. Gelelim telefonun bize ses tarafında sunduklarına. Telefon bize stereo hoparlör deneyimini, alttaki hoparlörü ve ahizede bulunan diğer hoparlörü ile beraber veriyor. Yön hissiyatını gayet başarılı bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Fakat bilmiyorum bir tek bana mı öyle geldi? Ahize'den gelen ses daha cılız. Dikkatli dinlediğiniz zaman alttan gelen sesin daha güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Fakat gerek ses yüksekliği, gerekse sesin kalite ve doygunluğu gayet yeterli. Özellikle mono hoparlörlü bir telefondan geçiyorsanız etkileneceğinize eminim. Fakat diğer bir mevzu da şu. Artık telefonlarımızda 3.5 milimetrelik kulaklık girişleri yok. Yani kimin aklına geldiyse o girişi kaldırmak buradan Selamlarımı gönderiyorum. Daha önceden kullandığınız bir kulaklığınız varsa ya da bir mikrofonunuz varsa 3.5 mm kullanan mecburen bir adaptör almak zorunda kalıyorsunuz. Orijinal adaptör de 90 TL gibi bir ücrete satılıyor. Mikrofon demişken bu arada telefonda 3 adet mikrofon bulunuyor. Bir tanesi kameranın altında bulunan mikrofon, diğeri alt taraftaki mikrofon, bir tane de Face ID'nin yanında bulunan üçüncü mikrofon daha var. Burada video çeken arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Eğer benim gibi arka kameraya kullanarak video çekiyorsanız ayarlardan stereo ses kaydını kapatın ki ortam sesi almak yerine Doğrudan kamera karşısındaki mikrofonla sizin sesinizi alsın. Gelelim telefonun bağlantı özelliklerinin ne kadar güncel olduğunu. Bu arkadaş karşımıza Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 ile çıkıyor. Bilmiyorum kaç tanenizin evinde ya da iş yerinde Wi-Fi 6'yı destekleyen modemler var ki bu özelliği dolu dolu kullanabilirsiniz. Yani bir 3-5 sene için fevkalade bir özellik olacak. Bluetooth 5.0 ise o da yeterli olmakla beraber daha üst versiyonlarının bulunduğu telefonları çoktandır piyasalarda görüyoruz. Fakat telefon gerek Wi-Fi'ye bağlanma özelliği olarak, gerek de Bluetooth cihazlara bağlanma hızı olarak fevkalade hızlı çalışıyor. Hani orta sınıf telefonlarla amiral gemilerini ne ayırır derseniz, ben bu bağlantı kalitelerini ön plana atarım. Fakat telefonun bir bağlantı özelliği var ki rezalet o da telefonu şarj etmemizi sağlayan Lightning girişi. Yani Allah aşkına Lightning girişi. Kurtulamadı Apple ya. Bu kadar mı zor bir şey? Bu kadar mı uyumsuz bir teknoloji olur? Yani bir USB 3.0 bağlamak için bile haricen bir güç bağlamak gerekiyor. Yıllardır iPhone almak için Lightning ve LCD ekrandan kurtulmasını bekliyordum Apple'ın. Lightning'den kurtulamadı. OLED ekranı da çok pahalıya patladığı için iPhone 11 almak zorunda kaldım. Gelelim telefonun batarya kısmına. 3110 miliamperlik lityum iyon bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Android tarafında çok daha fazla 4-5000 hatta daha fazla miliamperlik pilleri görüyoruz. Fakat işler Apple tarafında böyle değil. Yine işletim sistemi sayesinde telefon daha az pil tüketiyor. Bu yüzden daha az bataryalar bu telefon için yeterli oluyor. Uzun zamandır iPhone'lar hep batarya ömründen dolayı sıkıntı çekiyordu. Kasa küçük olunca büyük piller yerleştiremiyorlardı içine. Fakat iPhone X ile beraber büyüyen kasaların içine daha büyük piller yerleştirildi ve iPhone artık pil konusunda gayet tatmin edici. İşte olduğum günler boyunca iki günü gayet rahat çıkartıyor. Evde olduğum ve telefonu çok yoğun kullandığım zamanlarda ise bir günü çok rahat çıkartıyor. Gel gelelim bu bataryayı biz nasıl dolduracağız? Telefonumuz 18 wattlık hızlı şarj teknolojisi ile beraber geliyor. Hızlı dediğime bakmayın kesinlikle bu yıllar için hızlı değil. Çıktığı zaman da yeterli değildi zaten. Üst sınıf bir telefona yakışmayan fakat iş gören bir seviye. Hızlı şarj ile beraber 0'dan %50'ye 30 dakikalık bir sürede çıkıyor. Fakat kutudan bu şarj aleti çıkmıyor. İlk çıktığı zamanlar 5 wattlık küçük minnek şarj aletiyle gelirken şimdi kutudan o da gelmiyor. Adaptörü için 200 lira, kablosu için de 200 lira ödemeniz 400 liralık bir ek ücret sarf etmeniz gerekiyor ki bu 18 watt'a ulaşabilirsiniz. Ne kadar yüce bir değer. 18 watt'ı yerden yere vuruyorum çünkü insanlar artık 100 wattlardan söz ediyor ve piyasaya çıktı bu telefonlar. Gelelim kablosuz şarj hızına. Kablosuz şarjda ise 10 watt'ı destekliyor. Qi standartlarını destekleyen bütün şarj cihazlarıyla beraber çalışabiliyor. Açıkçası ben 5 wattlık adaptörü kenara attım ve sürekli kablosuz şarjla şarj ediyorum. Fakat orta seviye telefonlarda genelde kablosuz şarj olmaz. Ben de orta bir seviye telefondan geldim ve gerçekten çok büyük bir nimetmiş kablosuz şarj. Bir telefon alırken muhakkak buna dikkat edin. Biliyorum şu ana kadar biraz telefonu yerdim. Madem beğenmedin bu telefonu niye aldın diyecek olursanız gelelim telefonun asıl parladığı noktaya kamerasına. Telefonumuzun gerçekten kendini gösterdiği yer burası. Arka tarafta 2 adet lensimiz. Her ikisi de 12 megapiksellik. Ana kameramız f1.8 diyafram değerine sahip 26 milimetrelik bir lens. Geniş açılı lens olarak adlandırılıyor ve optik imaj sabitlemeye sahip. Diğer lenslerimizde optik imaj sabitleme teknolojisi yok. Elektronik imaj sabitleme var. İkinci lensimize gelirsek f2.4 diyafram değerine sahip 26 milimetrelik bir lens var. Bu da ultra geniş açı olarak geçiyor ve gerçekten çok daha geniş bir açı bize sunuyor. Video kayıt seçeneklerimiz arasında ise 4K'da 24, 30 ve 60 kare saniyelik videolar çekebiliyoruz. Ve optik imaj sabitlemeyi kapatmadan. 1080p'ye gelecek olursak 30, 60, 120 hatta 240 fps'lik videoları gayet güzel çekebiliyor. Ön kameraya gelecek olursak yine 12 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip 23 milimetrelik elektronik imaj sabitleme destekleyen bir lens. Ve bu lensin yanında bir tane de 3 boyutlu derinlik algılayan biyometrik bir sensör var. Bunların hepsi o çirkin çentiğin içerisinde yer alıyor. Bu sensör sadece Face ID'yi çalıştırmakla kalmayıp ön kameraya bokeh efektinde derinlik bilgisini sağlıyor. Video seçeneklerimiz ise şu şekilde. 4K'da 24, 30 ve 60 FPS değerinde videolar çekebiliyoruz. 4K'da 60 kare saniye gayet iyi bir değer. 1080p'de ise 30, 60 ve 120 kare saniyelik videolar çekebiliyoruz. Kamera olarak iPhone 11'i tebrik ediyorum. Peki ben niye bu telefonu aldım? İşlemcisi için, uzun süre verdiği yazılım desteği için ve kamerası için. Ayrıca iOS işletim sisteminde deneyimlemek istiyordum. Beğendim. 2021'de evet alınır. Eğer ki Apple bir telefon kullanmak istiyorsanız, iPhone 12'nin fiyatına göre çok daha makul. XR ve SE'ye göre çok daha fazla hizmet sunuyor. Fakat Apple telefonu almak gibi bir derdiniz yoksa Android kısmında çok ciddi rakipleri hatta daha iyi rakipleri var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda iPhone 11'i inceledik. 2021'de alınır mı? Yeterli midir 2021'de? Bu soruları cevap vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Yorumlarda eleştirilerinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi kesinlikle bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız eğer abone olup zili açıp bildirimleri alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.